Merhaba arkadaşlar, Sunun Yanında Ustadır kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine darmadığım bir stüdyoyla karşınızdayım. Tabii şurası hala boş. Ha bu arada Pablo'yu taşıdım ama Pablo şimdilik kovada duruyor. Yani birkaç, bir gündür falan burada. Şurayı temizleyip oraya alacağım. Bu sefer biraz daha güzel bir akvaryum kuracağım. Çünkü bir buçuk ay daha bende kalacak muhtemelen. O yüzden en azından biraz daha düzgün bakayım diye düşündüm. Ve sıfırdan da size bir aksorot akvaryum kururum. Nasıl yapılır? Nelere dikkat etmem gerekir? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle klima aldım. Evet. Sonrasını diğer videoda anlatacağım zaten. Bugün aslında bayağı heyecanlıyım ama şu an oldukça yoruldum. Yani toplamam gereken yerler vardı. Ama burası hala darmadağın. Yani burayı da toplamam gerekiyor şu an. Burayı da bir toplayacağım. Ve şu boşluğa bugün deniz akvaryumumuz geliyor. Yani tabii geliyor ama şu an hepsi tamamı olmayacak tabii. Biliyorsunuz deniz akvaryumu kurum aslında biraz süreç olarak ilerliyor. İlk kurum yapılacak şimdi. Suyu basacağız. İşte tuzunu basacağız. Ondan sonra kontrol ederek devam edeceğiz. Zaten onun da serisini yapacağım size. İlk seride arıtma su ne işe yarar, arıtma su neden kullanmalıyız diye bir video gelecek yakın zamanda. Ondan sonrasında kurumun videosunu çekeceğim ben zaten bugün kururken. Onun bir videosu gelecek. Zaten bu videonun içinde de biraz kesit kesit izleyeceksiniz muhtemelen kurumları. Evet, lafı çok uzattım galiba. Bu arada canlarımız iyi. Yani şöyle göstereyim. Apistolarımız daha da atlamadı. Atlayamadı daha doğrusu. İşte şunlarda biraz ölüm oldu ama genel olarak yaşıyorlar. İzopotlarımız doğurdu, yavru yaptı falan. Şurada bayağı bir yosun oldu. Ova bir kusat tankından boğulmuştum. O yosun oldu tank. Onu temizleyeceğim ve komple onu sıfırlayacağım. Farklı bir şey yapabilirim, bilmiyorum. Bunu da artık bozup yenisini yapmak istiyorum. İzopotlar var içinde, yavrular var bayağı bir. Bunda da karidesler var bayağı bir. Bunu da bozup farklı bir karides akvaryum yapmak istiyorum bakalım. Umarım yavaş yavaş bunları gerçekleştireceğim sizlere. Burası da boş da güzel diyor ama yani Sirius açmamışız. Tüh. Burasını da inşallah bakalım dolduracağız ya artık yavaş yavaş. Tabii deniz akvaryumu şu an tam karar vermedik bakalım. Ya burası olacak ya da burası olacak. O yüzden ben artık hızlıca bir toparlamaya girişeyim. Bilmiyorum size görüntü verir miyim ama görüntü verirsem izlersiniz nasıl toparladığımı. Biraz uzun sürecek muhtemelen. Zaten sonrasında da kurum için geldik aç. Oradan devam edeceğiz videoya. Hadi bakalım görüşürüz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Aradan tam bir gün geçti. Kurum aslında başlandı. Geldiler sağ olsun Art of Reef, Ali Yurt ve Sertay. Geldiler, dolabı taşıdılar, sistemi kurdular. Yani ışıkları, ışık ayağını taktılar, sampa ayarladılar, panelleri ayarladılar, her şeyi ayarladılar. Sadece start'a basmak kaldı bana. Tabii onu şu an yapamıyorum. Suyu tam dolmasını bekliyoruz. Biraz uzun sürüyor. Yaklaşık 300 litre bir üst taraf var. Şöyle alt tarafı da göstereyim. İlk bu videoda görmüş olun. Bir 100
150 civarında, 130 civarında bir alt taraf var. Sump kısmı, işte su tamamlama kısmı falan. Tuzunu yerleştirdik tankın. Tuzu devletti. Birkaç gün zaten boş dönecek. Ondan sonra bakteri kültürlerimiz var. Burada ekleyeceğiz zaten. Bunların hepsine ayrı video da yapacağım muhtemelen. Ve size anlattığımız bir video da olacak bunları. Zaten bunları eklerken de ben ya bu videonun içine eklerim ya da ayrı bir tane videoda gösteririm muhtemelen. Şunlar mesela amonyak ve nitrit gidericilerimiz. İlk bunlara başlayacağız. Sonra bunun içindeki bakteri kültürleri var. Sonra bakteri feederimiz var. En sonunda yem olayları falan var. Ama tank gerçekten efsane bir tank oldu. Buradan tekrar Art of Reef'e çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bana hem sponsor oldukları için hem de gerçekten çok güzel iş çıkardıkları için. Yani işçilik gerçekten 10 numara ya. 10 numara. Şöyle paneli de göstereyim biraz size. Şöyle bir panelimiz var şu an. Tabii bunlar değişecek. Farklı bir priz gelme ihtimali var buraya bakalım. Ve burada da işte pompamızın kontrol cihazı var. Burada da dalga motorumuzun kontrol cihazı var. Daha buraya birkaç tane priz daha bağlanacak muhtemelen. Ve buraya da biraz zamanla giriştirip daha güzel hale getireceğiz. Daha görsel hale getireceğiz muhtemelen. Yani görsellik açısından sadece yoksa sistem tamamen şu an çalışabilir durumda. İkinci bölüm olarak da şey gelecek, su tamamlama sistemimiz gelecek. Onu da takarken size yine video çekeceğim. Bölüm 3 olarak gelir o da muhtemelen. Bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Yani nasıl bir şey çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Şu an tuzu tabii yoğun ya. Zaten içine bir canlı falan koymayacağımız için tuzun yoğun olması bir anlam ifade etmiyor. Hepsi karıştıktan sonra her şey oturacak sistem. Daha kaçtayız ya? %50 olmadı da. Yani %50 olmadı da %35 falan. %35-%40'larda filanız. Sonra dalga motorumuzu ayarlayacağız filan. Daha biraz işimiz var. Tasarım da gerçekten güzel. Şöyle üstten de göstereyim. Bir de 70 santim derinlik olunca gerçekten hem balıklar için çok daha rahat olacak hem de mercanlara filan bayağı bir yer kaldı. Artık bundan sonrasında bakalım yavaş yavaş acele etmeden kurup dolduracağız. Bu arada armatürist asma aparatımız bitki setiydi. Onu cam için yapmıştım normalde tabii ama biraz esneterek, biraz uğraşarak. Onları da sağ olsunlar Art of Reef hazırladı. Yani şuna yani MDF'ye monte ettik ve canavar gibi gözüküyor. Normalden tavandan asarız diye düşünmüştüm ama tavan alçıpan olduğu için taşımama ihtimali var diye bu şekilde daha güvenli bir sistem yaptık. Buradan Ümit Çakır'a da teşekkür ederim tekrardan bu askı aparatı için. Yani durum şu anda bu. Yani normalde şurası biraz daha değişecek de bu yan tarafa çok bir şey koymayı düşünmüyorum ama şuraya bir belki bitki setinin ürünleri olabilir. Buraya bir yani sadece bu akvaryumda kullanacağım ürünleri olabilir. Çünkü buna uzun yaptırmam gerekecek yine spatula vesaire. Bunları oraya asabiliriz diye düşündüm. Üstüne de bir tane raf, böyle bakteri kültürleri vesaire güzel durur diye düşünüyorum. Yanı boş kalacak bunun. Yani şunu buraya koymayacağım normalde. Aksolotumuzu hala yerleştiremedim buraya. 1-2 günlük kovada kalmış oldu aksolotumuz. Hala koyamadım. Ama su derecesi iyi. Zaten pivo filtresi çalışıyor. O açıdan çok bir sıkıntısı yok onun da. O da burada. Öncelikle bunu çalıştıralım bir bakalım. Ondan sonra geri kalan işlere bakacağız. Zaten şimdi birinci bölüm olarak şu arıtma sisteminin takılması ve arıtma sisteminin ne işe yaradığı ile ilgili bir video gelecek. Şimdi sıralama olarak. Ondan sonrasında ikinci video olarak da Art of Reef ile Ali ve Sertay ile yaptığımız muhabbet gelecek. Tankta neler kullandık, hangi kaya tiplerini kullandık, hangi kumu, hangi şeyi kullandık, piyesi kullandık ve nasıl bir tank oldu bunlardan bahsetmiş olacağız. O videoda arıtmadan sonra gelecek olan video olur muhtemelen. Belki araya vlog gelebilir. Bilmiyorum bakalım. Hani biz şekilde sıralama yapacağız. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün sandalyeyi de karşısına koydum. Bir yarım saat falan boş halini izledim. Yani çok güzel oldu bence. Yani normalde şuraya tank mank koymayı düşünüyordum. Ama belki buraya artık sadece koltuk gibi bir şey koyabilirim. Buradan bunu izlemek için. Çok süper. Mükemmel yani. Yalnız gerçekten yayını bitirmeden söylemem gerekiyor. Evet söyle. Muhteşemsiniz maşallah. Maşallah. Yani olağanüstü yakışıklısınız. Ve bugün maşallah. Çok fazla bir mesaj aldım. Bugün hocamızda bir şey vardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu tank hakkında bu arada? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani beklediğinizde değdi mi? Onu bir söyleyeyim bakalım buna ya. Nasıl oldu sizce? Gerçi odanın yarısından çoğunu kapladı ama gerçekten ölçü olarak yani böyle bir şey yapmadıktan sonra da bence pek bir anlamı kalmıyor. O yüzden büyük olması bence iyidir. Bunu kurduğumuz zaman muhtemelen 2 sene, 3 sene falan sürekli gidecek bu tank. Sadece su değişimleri olacak yani tank oturduktan sonra. Çok fazla vaktimi almadan görsel seyri yüksek bir tank olacağını düşünüyorum. Neyse hadi çok uzattım lafı yine ya. Su dolduğunda görüşmek üzere. Evet. Suyumuzu doldurduk sonra arkadaşlar. Daha suyu doldurdu birkaç gün oldu. Hatta ben nitrat giderici bir ürün var. Onu ekledim. Ondan sonra biyodigest bakteri kültürümüz var. Şöyle göstereyim. Bunlardan 3 tane ekledim. Zaten bunları bir sonraki videonun içinde muhtemelen görmüş olacaksınız. Ama burada da göstermiş olayım. Suyumuz şu an biraz daha bulanık. Tam bakteriler oturmadı. Bakteri kültürünü daha bugün yeni koydum zaten. Biraz daha güzelleşecek. Bu bulanıklık gidecek. Ne kadar yansıyor size bilmiyorum gerçi ama. Sağ olsunlar çok güzel kurulum yaptılar. Işığımız da burada. Yani refraktometreyi de ölçtüm. Tuzluluk oranı 1025 falan çıktı. Yani 1023'e düşürdüm onu. Birkaç kere su değişimi yaptım. O su değişimleriyle 1023'e düşürdüm şu an. Şu an gayet ideal. Zaten bunları sürekli ölçeceğiz. Yakında testler yapmaya başlayacağız tankta. Güzel şeyler olacak inşallah ya. Hatta sump'ı da kısaca bir size göstereyim şöyle ya. Şu an bakteri kültürünü yeni eklediğim için protein skimmer'ı çalıştırmadım da. Onunla ilgili zaten videolarda size çekeceğim.
sample'ımız da bu şekilde. Buraya dediğim gibi su tamamlama gelecek daha sonrasında. Zaten daha ince ayar yapmadığım için biraz da ses geliyor olabilir şu an video. Bilmiyorum nasıl geliyor ama. Bu şekilde bir kurum oldu. Umarım bekleyen arkadaşların beklediğine değmiştir. Ama benim oldukça değdi. Hatta ben bu kadarını beklemiyordum. O yüzden bana biraz sürpriz bile oldu diyebilirim bu kadar iyi bir kurum. Ama sağ olsun Art of Reef bana her konuda destek oldu. Hem sponsorluk konusunda hem de bilgi konusunda. Aklıma takılan herhangi bir soru olduğunda direkt ben arıyorum. Ve direkt ben cevap verir. Hatta sizin de sorularınız varsa siz de onlara kendisine iletebilirsiniz. Onlardan bir ürün alıp almamanız çok önemli değil. Gerçekten bu işe gönül verdikleri belli oluyor. Güzel de bir video da çektik zaten. Bu videonun içinde söyledim sanırım. O da çok yakın zamanda gelecek. Bu videomuzu da böyle kapatalım. Bu sadece tuzlu suyla ilgili bir vlog olsun. Şurada zaten gelen malzemeler var. Bunlar da birikti. Bunların da videosunu çekeceğim. Bir sonraki vlog'a çekelim artık. Şöyle şurayı biraz renklendirdim bugün. Renkli ekim dedim ışıkları. Bir sonraki vlog'ta muhtemelen bu tankların hepsine bir temizlik yaparız. Yani hepsi bir temizlik istiyor. Onları yaparız muhtemelen. Evet, tankımızı da kapatalım yine konuyu. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bunun devamını istiyorsanız özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Her aşamasını gelişme paylaşacağım size güzel videolarda. Ayrıca katıldan bana destek olmak isterseniz katıldana destek olabilirsiniz. Hatta katılda şu an bana destek olan arkadaşlarımızı aşağıda görebilirsiniz. Orada isimleri geçiyor. Başka diyeceğim bir şey yok herhalde şu an için. Art of Reef'e tekrardan teşekkür ederim. Ben kendilerine iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım. Eğer size bir kurum yaptırmak istiyorsanız gerçekten size de yardımcı olurlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Ben de gidiyorum, bırakayım seni artık tankım. Bay bay.